merhaba arkadaşlar. Türev 2'nin birinci testiyle devam edelim. Fx fonksiyonumuzu vermiş bize x kare olarak ve fonksiyon x eşittir 1 apsisi noktada teğet olan doğrudan bahsediyor. Şimdi x kare grafiğimiz bu. X eşittir 1 noktamız da burası olsun. 1 noktasına teğet olan doğrunun eğiminden bahsetmiş. Şimdi bu noktada x eşittir 1 noktası. X'in 1 olduğu yerde y'nin de zaten x yerine fx fonksiyonu x eşittir 1 olduğu yerde hem bu nokta grafiğindir, bu fx grafiğindir. Hem de bu doğrunun noktasıdır. X'in 1 olduğu yerde 1'e 1 olan bu noktanın, bu doğrunun daha doğrusu eğimini istiyor bizden. Buna göre eğim dediğimiz ifade bu doğrunun türevidir. Grafiğin türevidir. Buna göre f türev x dediğimiz ifade bize doğrunun eğimini verecektir. Fonksiyonumuzun türevini aldığımız zaman da 2x geldi. Bir noktasındaki eğimini istediği için de x yerine 1 yazdık. Buradan da eğimimiz 2 geldi. İkinci sorumuzda fx fonksiyonun eğrisine üzerindeki x eşittir eksi 2 apsis noktasından çizilen teğetin eğimi, yine aynı ifadeden bahsediyor. Yine bir parabol grafiğimiz var. X eşittir eksi 2 noktası burası olsun. Eksi 2 noktasına çizilen bu teğetin eğiminden bahsetmiş. Teğetin eğiminden bahsediyorsa direkt fonksiyonumuzun türevinden bahsediyordur. Türev demek eğim demek çünkü. Türevimizi aldığımız zaman 2x artı 4 geldi. X eksi 2 noktasında dediği için x yerine eksi 2 yazdım. Eksi 4 artı 4'ten dolayı da buradan eğimimiz 0 geldi. Üçüncü sorumuzda fx fonksiyonun x eşittir 2 apsis noktada teğet olan doğrunun eğimi. Türevinde x yerine 2 yazdığımız zaman bu ifade bize eğimi veriyor demiştik. Türevini aldık. Buradan 3x kare eksi 4x artı 1 geldi. Türevde x yerine 2 yazdığım zaman eğime eşit olacak. Buradan 12 eksi 8 artı 1'den de cevabımız 5 oldu. Dördüncü sorumuzda fx fonksiyonunun x eşittir k noktasına teğet olan bir doğru var. X eksenine pozitif yönde 45 derecelik açı yapmakta. Şimdi x ekseniyle 45 derecelik açı yapıyorsa buradaki açımız 45 derece ve bize aynı zamanda açı verdiği zaman tanjant açısını kullanırız. Çünkü tanjant teta açımız bize eğimi veriyor. Açının, yani tetanın burada 45 olduğunu verdiği için tanjant 45 eğime eşit olacak. Tanjant 45'te 1 olduğu için eğimimiz x eşittir k noktasına 1 olacakmış. Buna göre eğim dediğimiz için türevini alacağız öncelikle. F türev x değerimiz 2x. 2x bu doğru da x eşittir k yazdığımız zaman 2k'nın 1'e eşit olduğunu vermiş. Buna göre buradan da k değerimiz 1 bölü 2 geldi. Beşinci sorumuzda fx ve gx fonksiyonları verilmiş. Fock fonksiyonu x eşittir 1 apsisi noktada teğet olan doğrunun eğimi. O zaman Fock fonksiyonunun 1 noktasındaki türevini alacağız. F g x fonksiyonunun türevini aldığımız zaman bileşke fonksiyonun türevinden f türev gx çarpı g türev x geldi. O zaman bu fonksiyonlarımızın türevlerini alalım. F türev x'i bulalım öncelikle. 3x kare artı 3. G türev x'e baktığımız zaman da 4x küp eksi 2x geldi. Şimdi x eşittir 1 noktası dediği için 1'i de yerine yazalım. F türev g1 çarpı g türev 1 ifadesi geldi. G1'in değerini öncelikle bulalım. X yerine 1 yazdığımız zaman g fonksiyonda 1 eksi 1'den dolayı g1 0 geldi. Burası 0. Dolayısıyla f türev 0 çarpı g türev 1'i bulacağız. F fonksiyonu x yerine 0 yazdığımız zaman buradan cevabımız 3 geldi. G türev fonksiyonu x yerine 1 yazdığımız zaman da 4 eksi 2'den 2 geldi. Dolayısıyla cevabımız 6 oldu. Altıncı sorumuzda fx fonksiyonunun hangi apsisli noktadaki teğetin eğimi 12'dir? Yani fonksiyonumuzun türevini aldığımızda hangi x noktasında eğiminin 12 olduğunu söylemiş. Türevinin 12 olduğunu söylüyor. Buna göre fonksiyonumuzun türevini alalım. Buradan şöyle söyleyebiliriz. Bölüm türevi uygulayabiliriz burada. Birincinin türevi, yani payın türevi 0 çarpı ikinci yazmaya gerek yok. Eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü ikincinin karesi. Yani x artı 1'in dördüncü kuvveti oldu burada. İkinci kuvveti olduğu için. Bunun hangi noktasındaki değerini bilmiyoruz ve bunun cevabının 12 olduğunu vermiş. Buna göre şöyle diyelim, burasını çarptığımız zaman eksi 12 x artı 1 bölü x artı 1'in dördüncü kuvvetinin 12'ye eşit olduğunu vermişti. 12'ler sadeleşti. Burada x artı 1'lerden birer tanesi de sadeleşirse eksi 1 bölü x artı 1'in küpü geldi. Burası da 1'e eşitmiş. Dolayısıyla içler dışlar çarpımından x artı 1'in küpü eşittir eksi 1 olduğuna göre x artı 1'in de eksi 1 gelmesi gerekir. Dolayısıyla buradan da x değerimiz eksi 2 oldu. 7. soruda fx fonksiyonun eğrisine
x eksi 3 noktasına teğet olan doğrunun eğimi 4'tür demiş. Yani f fonksiyonunun türevinde x yerine eksi 3 yazdığımız zaman bu bize eğimi veriyor ve eğimin 4 olduğunu söylemiş. Fonksiyonumuzun türevini alalım. 2x artı a geldi. Türevinde x yerine eksi 3 yazıyorum. Eksi 6 artı a oldu ve bunun 4 olduğunu söylemiş. Buradan da a değerimiz 10 geldi. 8. sorumuzda fx fonksiyonu verilmiş ve fonksiyonun eksi 1'e eksi 3 noktasına, yani bu şu demek, fonksiyon eksi 1'e eksi 3 noktasından geçiyorsa bu fonksiyon, x yerine eksi 1 yazdığımız zaman cevabın eksi 3 olması gerekiyor. Öncelikle bunu söyleyelim diğerlerini hiç geçmeden. Fonksiyonu x yerine eksi 1 yazdığımız zaman burası 1 oldu. A artı 1. X yerine eksi 1 yazdığımız zaman eksi 1'i dağıttığımda eksi b artı 1. Eksi 4'ün eksi 3'e eşit olduğunu söylemiş. Buna göre a artı b, buradan 2, eksi 2 olduğu karşı tarafa attık. Bu ifadenin eksi 1'e eşit olduğunu söyledik. Bunun dışında bu noktadaki eğimin eksi 4 demiş. Bu nokta dediğimiz x ekseninin x'in eksi 1 olduğu noktada cevabı eksi 1 gel, eksi 4 gelmiş. Yani f türev eksi 1, eksi 4'e eşitmiş. Dolayısıyla bu fonksiyonumuzun öncelikle türevini alalım. Türevimizi aldığımızda 2x çarpı a artı 1 artı b eksi 1 ifadesi geldi. Bu ifadenin türevini aldığımda türevde x yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 2 çarpı a artı 1 oldu. Artı b eksi 1 eşittir eksi 4'müş. Eksi 2'yi dağıtıyorum. Buradan eksi 2 a artı b ifadesi eksi 2 eksi 1'den eksi 3 geldi. Karşı tarafı artı 3 olarak gitti. Bu ifadenin de cevabının eksi 1 olduğunu vermiş. Şimdi bu iki denklem arasında yok etme metodu yapacağım. Yani şurada bir hata yapmışız. A eksi b, şurası a eksi b şeklinde olacak. İki denklemi alt alta yazalım ve yok etme metodunu uygulayalım. Buradan direkt b'lerimiz gider. Eksi a eşittir. Eksi 2'den dolayı a değerimiz buradan 2 geldi. A yerine yazdığımız zaman, burada 2'yi yerine yazdığımız zaman şöyle diyelim. Eksi 1'i de bu tarafa aldığımız zaman da b değerinde 3 buluruz burada. Buna göre a çarpı b sorduğu için 2 çarpı 3'ten dolayı da cevabımız 6 geldi. 9. sorumuzda fx fonksiyonun eğrisine x eşittir 2 apsis noktada teğet olan doğru y eşittir 2x artı 1 olduğuna göre demiş. Şimdi eğrimiz fx eğrimiz ve bize direkt bu teğet olan doğrunun da 2x artı 1 olduğunu vermiş, y eşittir. Buna göre bize normalde doğruyu biz mx artı n şeklinde yazarız ve x'in katsayısı olan buradaki m değeri bize eğimi verir. O zaman bu doğrunun eğimi direkt x'in katsayısı olan 2'den dolayı m değerimiz, yani eğimimiz 2 gelecek. Buna göre fonksiyon türevini alıp x yerine 2 yazdığımız zaman, 2 apsis noktasından bahsediyor çünkü, x yerine 2 yazdığımız zaman eğimin 2'ye eşit olması lazım. Buna göre fonksiyonumuzun türevini alıyorum. Bu arada bu başka sorularda da işinize yarayabilir. Buradaki nokta x ve y noktası hem eğimi sağlayacak hem de doğruyu sağlayacak. Bunu gerektiği sorularda kullanacağız ilerideki sorularda. Buna göre f türev x değerini bulmaya devam edelim. 2x artı a geldi. Fonksiyon x yerine türevinde x yerine 2 yazıyorum. 2 yazdığım zaman 4 artı a oldu ve bunun da 2'ye eşit olduğunu, yani eğimin 2'ye eşit olduğunu yazdık. Buradan da a değerimiz eksi 2 geldi. 10. sorumuzda fx eğrisinde x eşittir 2 apsisli noktada teğet olan doğrunun denklemini istemiş bizden. Şimdi doğrunun eğimi bir önceki soruda da yazmıştım. Mx artı n şeklinde yazarız. Öncelikle bize eğimi lazım. Buna göre fonksiyonumuzun iki noktasındaki türevini aldığımız zaman bu bize eğimi veriyor biliyorsunuz. Türevini aldığımız zaman f türev x 2x'e x yerine 2 yazdığımız zaman buradan eğimin 4 olduğunu bulduk. Buna göre y eşittir 4x yazalım. Artı n var. Şimdi bizim bir eğrimiz vardı. Bu eğrinin herhangi bir noktasında, daha doğrusu iki noktasında bir doğrumuz geçiyor. Doğrunun da denklemini bu şekilde bulduk. N'yi de bulmamız lazım. Şimdi biraz önce de söylemiştim. Buradaki iki noktası hem eğriyi sağlar hem de doğruyu sağlar. Ve iki noktasına karşılık gelen buradaki y değeri de, yani ordinat değerleri de hem eğride hem de doğruda aynı olması lazım. Yani birbirini sağlaması lazım bu noktanın. Buna göre öncelikle fonksiyonumuzun zaten eğrinin tamamını biliyoruz. X yerine 2 yazdığımızdaki buradaki ordinatı bulabiliriz. X yerine 2 yazdım. 4 artı 4 bize buradaki ordinatı verdi. Yani burasının 8 olduğunu bulduk. Buna göre bu 2'ye 8 noktası aynı zamanda bu doğruyu da sağlaması lazım. Doğrumuz zaten buydu. X yerine 2, y yerine 8 yazarak n değerini bulacağız buradan. 4 çarpı 2 artı n'den dolayı n değerimiz 0 geldi. Dolayısıyla doğrumuzun denklemi 4x artı 0'dan dolayı 4x'e eşit oldu. 11. sorumuzda
fx eğrisinin x eşittir bir absis noktada teğet olan doğrunun denklemi. Biraz önceki soru gibi eğrim doğrumuzu yazalım mx artı n şeklinde. Öncelikle türevi için, eğimi için fonksiyonun türevini alıyorum. 3x kare geldi. Bir noktasındaki türevinden bahsettiği için 3 oldu. Yani eğimin 3 olduğunu bulduk. Buna göre 3x artı ne? Şimdi yine aynı şekilde bir eğrimiz vardı. Pardon, burası parabol eğrisi değil, x küp vermiş. Herhangi bir eğriyi şöyle bir eğri yazalım. Burada bir doğru geçiyor ve bu doğru da kesiştikleri, yani bu doğrunun geçtiği nokta 1'e y noktası diyelim. Hem eğriyi hem de doğruyu sağlayacak biliyorsunuz. X yerine 1 yazdığımız zaman 1-1'den dolayı ordinat değeri 0 geldi. Yani bu nokta 1'e 0 noktasıymış. Aynı şekilde doğruyu da sağlatıyorum. Y yerine 0 yazdım. X yerine 1 yazdım. Buradan da n değerimiz -3 geldi. O zaman doğrumuzu artık yazabiliriz. 3x -3 cevabımız E oldu. 12. sorumuzda fx fonksiyonu vermiş. Eğrisine x eşittir -2 absis noktada teğet olan doğru denklemi. Yine önceki iki soru gibi y eşittir mx artı n doğrusunu bulmamız lazım. Eğimini bulalım önce. 2 bölü x ifadesi şöyle de yazabiliriz. 2 çarpı 1 bölü x. 1 bölü x'in de türevi -1 bölü x karedir zaten. İster bunu paya alarak da normal polinom türevinden yapabiliriz. Buna göre ikisi de vardı. O zaman bu ifadenin türevi -2 bölü x kare geldi. Bize -2 noktasındaki türevini istediği için x yerine -2 yazdım. -2 bölü 4'ten dolayı eğimimiz -1 bölü 2 oldu. Buna göre y eşittir m yerine -1 bölü 2 yazdım. Artı n değerini bilmiyoruz. Yine aynı şekilde fonksiyon bir eğrimiz vardı. Bu eğride teğet olan bir doğru vardı. X eşittir -2 olan noktaya karşılık gelen ordinat, yani bu nokta hem doğrunun hem de eğrinin ortak noktası. Buna göre x yerine -2 yazdığımız zaman y eşittir. X yerine -2 yazdığımız zaman 2 bölü -2'den dolayı ordinatımız -1 geldi. Yani bu nokta -2, -1 noktasıymış. Aynı şekilde bu nokta doğruyu da sağlayacak. Y yerine -1 yazdım. X yerine de -2 yazdım. Artı ne? Buradan ikiler sadeleşti ve burada artı 1 geldi. -1 eşittir 1 artı n oldu. Buna göre n'yi de karşı tarafa aldığımız zaman n değerimiz -2 geldi. Doğrumuzu yazalım. Y eşittir -1 bölü 2x -2. Şimdi denklemin tamamını istemiş bizden. Yani düzenlenmiş halini istiyor. Buna göre bu 2'yi dağıttığımız zaman 2y eşittir -x. 2 ile de burayı çarptık. -4. Hepsini de bir tarafa toplamamız lazım. Buradan da cevabımızın B olduğunu gördük. 13. sorumuzda fonksiyonun x eşittir 3 absisi noktada teğet olan doğru aşağıdaki doğruların hangisiyle kesişmez? Şimdi kesişmemesi için doğrumuz, mesela bizim doğrumuz buysa, diğer doğrunun da bu doğruya paralel olması gerekir ki iki doğru birbirleriyle kesişmesin. Paralel olması için de eğimlerinin birbirlerine eşit gelmesi demektir. Buna göre onu istiyorsanız o şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Not olarak yazabilirsiniz. Doğruların birbirlerine paralel olması demek eğimlerinin aynı olması demektir. Buna göre fonksiyonun 3 noktasındaki teğetini bulalım. Yani eğimini bulalım. F türev x diyelim öncelikle. Türevlerini aldığımız zaman 1 bölü 2 x eksi 2 kök içerisinde artı 1 bölü 2 çarpı kök içerisinde x artı 1 geldi. X eşittir 3 noktası demişti. 3'ten dolayı burası direkt 1 olduğu için 1 bölü 2 kaldı. Buradan kök 4 oldu. Kök 4'ü dışarı 2 olarak çıktığı için 1 bölü 4. Bunları topladığımız zaman paydalarını eşitleyelim buradan. 3 bölü 4 geldi eğimimiz. Dolayısıyla bu ifadenin eğimi, yani doğrumuzun eğimi 3 bölü 4 olduğuna göre x artı, yani burada bize n lazım değil şu an. Bu ifadenin eğimi 3 bölü 4 olduğuna göre o zaman kesişmemesi için diğer doğrunun da eğiminin aynı olması gerekir ki paralel olsunlar. Dolayısıyla eğimi 3 bölü 4 olan bir ifade arıyoruz. Şimdi eğimini veren ifade her zaman şöyledir. Y tek başına kaldığındaki x'in katsayısı bize eğimi verir. Dolayısıyla mesela buradaki ifadede y'yi tek başına bırakalım. 3x artı 1 eşittir 4y. Y'yi tek başına bırakabilmek için her iki tarafı 4'e böldüğümüz zaman 3 bölü 4x artı 1 bölü 4 eşittir y geldi. Ve bu ifadenin de eğimi 3 bölü 4 olduğu için eğimler eşit olduğundan iki doğru birbirleriyle kesişmez deriz. 14. sorumuzda fx fonksiyonun grafiği x eşittir 2 absisi noktada x ekseni teğet olduğuna göre. Şimdi x ekseni teğet olduğuna göre x eşittir 2 noktasında. O zaman böyle bir ifademiz olduğunu düşünelim. Tabi bu yine parabol eğrisi değil. Ama önemli olan x eşittir 2'ye teğet olduğunu göstermek için şöyle söyleyebiliriz. Teğet ise burada x'in 2 olduğu yerde y'si 0'dır. Ve teğet ise x eksenine eğer eğimi de 0'dır. Buna göre bu bilgilerle yazalım şimdi. Fonksiyonumuzun türevini alalım.
3x kare artı 2ax geldi. 2 noktasındakini demişti. Buradan 12 artı 4a geldi. Eğiminin, şu an biz eğimini aldık. Eğiminin 0 olduğunu bulduk. Buradan da a değerimiz eksi 3 geldi. A yerine yazdığımız zaman fx fonksiyonumuzu x küp eksi 3x kare artı b ifadesi geldi. Biz aynı zamanda neyi biliyoruz? X'in 2 olduğu yerde y'si 0 olacak. Çünkü x eksenine teğet demiş. X yerine 2 yazdığımız zaman 8 eksi 12 artı b'nin de 0 eşit olması lazım. Buradaki eksi 4'ü karşı tarafa aldığımız zaman da b değerimiz 4 geldi. 15. sorumuzda fx fonksiyonu 1'e 2 noktasında teğet olan doğru. Bu doğruya dik olduğuna göre demiş. Şimdi dikse eğer eğimlerinin çarpımı eksi 1'dir. Yani m1 ile eğer şöyle diyelim d1 doğrusuyla eğer d2 doğrusu birbirlerine dikse o zaman d1 doğrusunun eğimi m1 ile d2 doğrusunun eğimi m2 dediğimiz zaman çarpımlarının eksi 1 olması gerekiyor. Bu bilgi kenarda dursun. Buna göre bu ifadenin öncelikle eğimini alalım. Dik dediğine göre eğimlerinin çarpımının eksi 1 gelmesi lazım. Buradaki eğimi bulabilmek için y'yi tek başına bırakıyorduk biliyorsunuz. X eksi 1 eşittir 2y. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüz zaman 1 bölü 2x eksi 1 bölü 2 y'ye eşit geldi. Dolayısıyla bu doğrunun eğimi 1 bölü 2. Şimdi 1 bölü 2 ile m2'yi çarptığım zaman cevabın eksi 1 olabilmesi için diğer doğrunun eğiminin eksi 2 olması gerekir buradan. Buna göre bu doğrumuzun bir noktasındaki eğiminin eksi 2 olması gerektiğini bulduk. Fonksiyonun türevini alıyorum. 1 noktasındaki demişti x'i 1. Burada x'imiz yok, yanlış yazdık. 2x gelmişti. 2a eksi 1 artı b. X yerine 1 değerini de yazdık burada. Buna göre türevinin eksi 2'ye eşit olması gerektiğini bulduk. Dolayısıyla buradan 4a eksi 2 artı b eşittir eksi 2 gelecek. 4a artı b eşittir 0'a eşit oldu. Bu kenarda dursun. Bunun dışında 1'e 2 noktasından geçtiğine göre bu fonksiyon o zaman 1'e 2 noktasında sağlayacak demektir. X yerine 1 yazdığımda cevabı 2 gelecek. Buradan da bir denklem bulacağız. X yerine 1 yazdığımız zaman burası direkt 2a eksi 1 kaldı. Artı b eksi 1 eşittir 2 oldu. Buradan da 2a artı b eksi 2'yi karşı tarafa aldık artı 2 olarak. Burası da 4'e eşit geldi. O zaman bunları alt alta yazalım. Burasını eksiyle çarptığımız zaman b'lerimiz gidecek. 2a'nın eksi 4 olduğunu, a'nın da eksi 2 olduğunu bulacağız. Buna göre ab ikilisini sorduğu için bize b de lazım. A yerine eksi 2 yazdığında burası eksi 4. Artı 4 olarak karşı tarafa geçtiği için de b değerimiz de 8 geldi. Yani eksi 2'ye 8 ikilisi olacaktır. 16. sorumuzda fx fonksiyonu x eşittir 2 apsisli noktada teğet olan doğru x ekseniyle pozitif yönde 60 derecelik açı yapmış. X ekseniyle pozitif yönde 60 derecelik açı yapmış. Bize derece verdiyse eğer tanjantla eğime gidiyorduk. Yani tanjant alfa bize eğimi verdiği için alfa yerine 60'ı yazdım. Tanjant 60 bize eğimi verecek. Tanjant 60 değerimiz de kök 3'tür. Dolayısıyla eğimimiz 3 kök 3 olduğunu bulduk. Fonksiyonumuzun türevini alalım. Bölüm türevi uyguluyorum. Birincinin şöyle diyelim. Birincinin türevi çarpı ikinci. Eksi ikincinin türevi çarpı birinci. Bölü ikincinin yani paydanın karesi. Bu ifadede x yerine 2 yazıyorum. F türev 2'nin kök 3'e eşitleyeceğiz burada. X yerine 2 yazdığımız zaman 1 eksi. Hatta şöyle diyelim. Öncelikle buradaki x'i düzenleyelim. X eksi 1. Eksiyi dağıttığım zaman eksi x eksi a geldi ve x'ler gitti. Buranın eksi 1 eksi a bölü. X yerine 2 yazdığımız zaman zaten 1 geldi. Bu ifadede kök 3'e eşitmiş. Buranın a'yı tek başına bırakacağım. Kök 3'ü diğer tarafa aldığımız zaman eksi 1 eksi kök 3 eşittir a oldu. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı geldi.